seni pis korkak. Eğer sen korkmasaydın bunlar başımıza gelmezdi. Korkak mı? Evet korktum. Ama senden değil. Beni yaratan ve her şeyi yoktan var eden Allah'tan korktum. Hem asıl korkak sensin be. Birazdan sesi duysan kaçacak delik arıyorsun. Artık beni istesen de bu bedenle hiçbir şey yapamayacaksın. Anlıyor musun? Yapamayacaksın. Bu söylediklerini sakın unutma. Pis satılmış seni. Eğer ben şeytansam, bu dünyada insanlar olduğu sürece kimseye rahat yok. Anlıyor musun? Rahat yok. Bak. Görüyorsun işte. Hepsi benim istediğim şekilde yaşıyor. İyi şeyler yaptıklarını öğreniyorlar. Kendilerini avutuyorlar. Elimizden bir şey gelmez deyip kendilerini avutuyorlar. Fitne, fesat, riya, yalan benim bu silahlarım olduğu sürece bu aciz insanlar nereye kadar dayanabilirler? Bak görüyorsun işte, dünyadaki bütün Müslüman ülkeler ilmini bilirken elimizden bir şey gelmez deyip yerlerinde oturuyorlar. İşte sen bunda yanılıyorsun. Sen kendi yalan dünyanda yalanlarınla oynuyorsun. Ama yanılıyorsun. Hala silahlar onların elinde. Tek yapacakları şey her şeyi unutup hep beraber bir adım atmak. Güldürme beni. Yoksa sen Müslümanların birleşme adımından mı söz ediyorsun? Bak bu huyunu çok seviyorum. Lepdemeden leptibi anlıyorsun. İşte o çok zor. Anlıyor musun? Çok zor. Öyle çok kolay ki. Öyle çok kolay ki. Ne için yaşadıklarını patlarsınlar yeter. Bu dünya için mi? Yoksa Allah için mi? Eğer Allah içinse bunu Allah Azze ve Celle Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'de zaten bildiriyor. Mesela Tövbe Suresinin 38. ayetinde ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yoluna seferber olduğunuz emri verilince bulunduğunuz yerde yıldık kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki ahiret hayatının yanında pek az bir şeydir. Eğer topyekun seferber olmazsanız Allah sizi acı bir azaba uğratır da ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz cihad etmedikçe onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Bu ve bunun gibi birçok ayette Allah inananları uyarıyor. Yeter ki inananlar bunun farkına varsınlar. İşte birleşme o zamanı. Sen de emrin altına gider gazaba uğrarsın. Ve sana da hava mı düşer? Bütün silahların tersine döner. Anlıyor musun? Ya, havamı alırım öyle mi? Daha düne kadar el pençe divan önümde duruyordum. Ne çabuk unuttun o günlerini. Rezil. Şimdi kalkmış bir de bana akıl mı veriyorsun? O kela seni. Kela ha. Artık beni istesen de bu bedenle hiçbir şey yapamayacaksın. Hala anlamıyor musun? Yapamayacaksın! Bu söylediklerini sakın unutma. Eğer ben şeytansam, bu dünyada kimseye rahat yok. Anlıyor musun? Rahat yok. Pis nankör. Nankör ha. Nankör. Hala sen hiçbir şeyin farkında değilsin biliyor musun? Ben istesem de diyorum artık bu bedenle hiçbir şey yapamayacaksın. Hiçbir şey. Tamam. Anlaşıldı. Sen hidayete gelmişsin. Boş ver.
Sana mı kalmış Müslümanların birleşmesi? Kur'an'ı sadece yüzünden bile okuman yeterli. Kıl 5 vakit namazını, tut orucunu. Karışma el alemin etlisine, sütlüsüne. Bak, sonra söylemedi deme. Bu kıyamı da sakın unutma ha. Neticede sen benim eski dostumsun. Bu sözlerinle insanların kafalarını karıştırıp kalplerinin kararmasına sebep olabilirsin. Ama ben senin tuzaklarını öğrendikçe imanın daha da kuvvetleniyor. Fakat insanlar canın elinde bir emanet olduklarını anlayacak. Gerektiğinde canını ve malını Allah için verebilecek. Gerektiğinde onun için yok olmayı göze alabilecekler. Sadece namaz, oruç ve bunların arkasına sığınarak cenneti kazanmayı beklemek kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Ya. Peki bunlar olunca ne olacak ha? Sen Allah için ölünce ne olacak diyorsun değil mi? Öyle söylüyorsun değil mi? Allah için ölünce ne olacak? Ben de tam bu soruyu sormanı biliyordum, bekliyordum. Senin aklından iki cevap geçiyor değil mi? Birincisi cenneti kazandın demek olacak. İkincisi ise başardın demek olacak. Ama maalesef ikisi de değil. Allah için ölünce ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Sen yani fitne ortadan kalkacaksın. Ve din yalnızca Allah'ın